Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Bugün biraz geç saate bıraktık piyasa analizini. Çünkü biliyorsunuz bu akşam Fed toplantısı ve Başkan Powell'ın açıklamaları vardı. Şu an hala da bitmedi. Başkan Powell gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Burada ses de açık belki size de gelebilir. Ben de hala izlemeye devam ediyorum. Hani sonunu beklemedim çünkü saatte geç oluyor. Hani ben de biraz Erken yatabilirim biliyorsunuz Ramazanın ilk sahuruna kalkacağız bugün hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum gelelim Fed'e Fed beklenti dahilinde 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitti şu sesi de kısayım kafamı karıştırıyor normalde 2 hafta önce 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapılması bekleniyordu bu bankacılık krizi nedeniyle 25 baz puanlık bir faiz artırımı beklentilere girdi ve Fed de o konuda piyasayı ters köşe yapmadı ve beklenti olan 25 bas puanlık faiz artırımını bugün gerçekleştirdi ve faizleri %5 seviyesine yükseltti. Bu faiz artırımının hemen ardından açıklanan FED tutanaklarına baktığımda biraz daha böyle güvercinimsi açıklamalar vardı. Başkan Powell da açıklamalarına zaten bu şekilde bir tonda başladı. Yani daha yumuşak bir tonda başladı. Bizim görevimiz enflasyonu düşürmek. Faiz artırımları devam edebilir dedi. Şu anda da gidiyor galiba bir bakayım. Evet arkadaşlar şu an gitti saat 22.14 itibariyle. Ben de yayını kısa tutacağım. Şöyle aracı kurum dağılımlarını paylaşacağım. Teknik tarafa girmeyeceğim. Endeksin tekniğine bakacağız. Sonra da aracı kurum dağılımlarına bakacağız. Her neyse güzel başladı. Biz görevimiz olanı yapacağız. Ama bu tarz krizlere de gözümüzü kapatmayacağız. Hani gerekirse e, biz de o duruma göre şekil alacağız dedi. Yani piyasa bunu şu şekilde algıladı. Eğer böyle bu tarz bir kriz çıkar, bankacılık krizi büyürse, Fed gerekirse faiz indirimlerine bile gidebilir. Veya 50 bas puan işte yapmayabilir. Bundan sonra 25-25 yapabilir gibi bir algı oldu. İşte böyle... Dow Jones, S&P 500, Nasdaq ve diğer vadeli borsalar böyle bir yükselişe başlamıştı. Fakat konuşmanın sonuna doğru e, nasıl diyeyim? Demek de istemiyorum. E, içine etti e, piyasaların kötü bir, kötü cümleler kurdu. Biraz daha e, şahin cümleler kurdu. E, i̇şte Fed faiz artırımlarını devam etmekte kararlı dedi. İşte bizim birinci görevimiz enflasyonu düşürmek vesaire. E, yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu için bazı ek faiz artışları uygun olabilir dedi. Yani böyle yumuşak başladığı konuşmada resmen içinden bir e, şahin çıktı. Ve şu anda bakıyorum Dow Jones'ta %0.50'lik yine DAX'da %0.50'lik kayıplar var. Onsalt'ın %1.20 güvenli liman özelliği ile tekrardan yükseldi. Bir de onsalt'ın biraz daha böyle o faiz oranını yani sürpriz bir 50 baz çıkabilir diye de geri gelmişti. Sürpriz 50 baz değil 25 baz beklenti dahilinde gelince orada da birlik bir yükseliş var. Genel hatlarına bir bakalım arkadaşlar şöyle konuşmanın. Şöyle grafik ekranımıza bir dönelim. Yani fena değil aslında. Yani hani iyi başlayan bir konuşmayı kötü bitirdi diyebilirim. İşte daha fazla sıkılaşmamız gerekiyor. Yani biraz ortaya karışık konuştu ama şu cümle önemliydi. Bu yıl bir faiz indirimi beklemiyoruz dedi. Ve ondan sonra böyle piyasalar aşağıya geldi. Çünkü piyasalarda birçok işte rapor, bu bankacılık krizi sonrasında yayınlanan, kurumların yayınlamış olduğu raporlarda Hani Fed bu sene biraz daha erken faiz indirimine geçebilir yani faiz artırım süreci biter ve işte Eylül gibi Ekim gibi yeniden faiz indirim süreci başlar Fed'de diye bekliyorlardı Powell bu sene içinde bir faiz indirimi beklemediklerini belirtince piyasa böyle bir aşağıya geldi yani iyi de konuştu sona doğru kötüleşti biraz hani böyle ne çok şahin de diyemiyoruz ama net bir güvercinde değil. Onu da söyleyeyim. Ortaya karışık. Zaten hani hepimiz de yazıyorduk ki ya işte ne şiş yansın ne kebap yapıyor. Ortaya karışık konuşuyor genelde diyorduk. Şimdi baktığımızda Dow Jones'ta vadeli endekslerde bir aralar eksi birlere yakın düşüş oldu. Ve şu anda %0.40'lık bir düşüş var. Yani piyasa kaldığı yerden devam edecek. Bu bankacılık kriziyle ilgili fiyatlamaları, gelişmeleri görmek isteyecek piyasalar ve buna göre fiyatlamalar yapacak. Ons altın tarafında ve gümüş ons tarafında şu anlık bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Orada da şimdi bu kriz nedeniyle hani Fed de böyle çok hani sıkılaşacağım edeceğim dese bile sonuçta artık bir bir kriz var yani. Hani bu kriz başladı. E tabii çok büyümeyecek 2008'deki Lehman Brothers krizi gibi ama yine de insanlar böyle bir güvenli limana kaçma, risk iştahının azalması durumları yaşanabileceği için bu ihtimal ihtimalden dolayı değerli metaller bir miktar daha böyle pozitif tarafta kalabilir arkadaşlar. Gelelim bizim borsaya. Bizim borsa Fed'i takar mı? Bence takmaz. Güvercin olmuş, şahin olmuş. Bence takmaz. Bizim başka bir karın ağrımız var. Bizde seçim var. Bizde siyasi bir belirsizlik var, işte ne olacak vesaire derken böyle satışlar geliyor. Tabi bu satışların biraz abartı satışlar olduğunu belirtmiştik. Bugün bir yükseliş oldu. yüzde ikiye yakın bir yükseliş oldu. Şurada 100 günlük hareketli ortalamayı sizlere işaretlemiştik biliyorsunuz. 4800 seviyesi. Bu 4800'e yakın seviyelerden biz bugün tekrardan yukarı döndük ve 5001 ile kapattık. Çok manidar bir rakam. Yani 5000'in üstü diyebileceğimiz bir rakam. Hani 5000'de kapatsa 5000'in üstü diyemeyecektik. 5001.06 ile günlük bir kapanış oldu. Ee, Tabi buradan hemen eller havaya diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü süper trend hala satta. EMA 55 olan 5101'in altındayız. MACD şu an hala satta ama 4. günün sonunda hatta pardon 5. günün sonunda soluk bir kırmızı bar geldi arkadaşlar. Bakın soluk bir kırmızı bar geldi. Hani biraz zayıfladığını gösteriyor bu MACD'deki satış sinyalinin. RSI göstergesi 43 ile e, tekrardan 50 üzerine hareketlenebilir. Şöyle saatliğe bakalım. Bakın saatlikte bile süper trend hala satta 5074. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de 5200'ü geçmesi gerekiyor bu satın ala dönmesi için arkadaşlar. Biz tabi günlük takip ediyoruz. Aslında tekrar böyle bir 5500'lere gelirsek artık günlük takibi bırakacağım. Sanki böyle seçime kadar 5000-5500, 5000-5500 aralığında bir dans ettirecekler gibi endeksi duruyor. Hani eğer buradan tekrar alımlar gelir ve 5500'lere gidersek bu kez daha çok saatlik ve 4 saatlik takip etmeye başlayacağız arkadaşlar. Ve bu kez tekrar eğer geri geliyorsa belirli noktalarda en azından 1 bölü 3'ü portföyün hisse portföyünün tabi orada artık bir miktar kar realizisi veya alttan almak için bir miktar stop loss denenebilir. Evet Dow Jones'a bakın şu anda neredeyse artıya geçecek. Böyle de garip bir piyasa var. Yani adam ortaya karışık <laughs> Ortaya karışık konuştu. İşte önce bir yükseldi. Konuşmanın başından beri bir gözüm Powell'da bir gözüm piyasalardaydı. Konuşmanın başında böyle bir yükseldi borsalar. Vadeli borsalar ve açık olan Amerikan borsaları, spot piyasalar. Sonra konuşmanın ortalarına doğru böyle bir nötrledi kendini. Konuşmanın sonlarına doğru işte biz gerekirse ek faiz artırımları yapacağız. Bizim işte amacımız enflasyonu yüzde ikiye indirmek vesaire derken bir anda eksi birlere doğru bir satış geldi. Powell kürsüden ayrılınca da tekrardan böyle bir yukarı hareket geldi. Yani piyasada bize bunu şu şunu söylüyor. Hani az önce de dediğimiz gibi ortaya karışık yani biraz iyimser konuştu. Konuşmanın sonunda da biraz kötümser konuştu. Bizim borsa sallar mı Fed'i Powell'ı bence sallamaz. Küresel piyasalardan zaten ayrışmıştık. Son iki günde de bunu gördük. Bu yüzden biz yarın yine kendi yolumuza devam edeceğiz. Ee, o zaman şöyle saatliğe tekrar bir dönelim. Bakın saatlikte Kaufman'ın üzerine çıktık. MA21'in üzerine çıktık. Yarın şöyle bir 5100'lerin üzerine çıkabilirsek güzel olur günlükte de. 55 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmış oluruz. Güzel olur yani. Eğer 5.100'leri zorlarsak yarın geri çekilmelerde Kaufman'ı takip edebiliriz. 4.967. Bunun altında da saatlik kapanışlar gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hisselerin teknik detaylarına değinmeyeceğim. Şöyle özet geçelim. Sasa bugün eksi bir buçuk yaptı. Aslında çok da bir şey değişmedi. Dün de borsa eksiyken artı bir buçukla karanlık odadan çıkmıştı. Bugün bir kap haberi geldi. Bir tane tesisinin güçlendirme çalışmalarının devam ettiği ile ilgili zaten onunla ilgili daha önce de kap gelmişti. O çalışmaların bir ay daha devam edeceği ile ilgili bir kap haberi geldi. O Kaufman'a deyip deyip geri geliyor yüz günlüğü arkadaşlar. Sasa'nın olayı bu. Yani belki de seçime kadar bu şekilde yüz günlük ortalama. Kaufman 100 günlük ortalama Kaufman işte 105 119 105 119 tabi Kaufman da aşağıya geliyor artık 118 lere kadar geri gelmiş durumda Hektaş bugün iyiydi Hektaş'ta çok iyi bir para girişi var birazdan Matrix ekranında göstereceğim İş yatırım bayağı bir almış zaten tahta yapıcı haline geldi iş yatırım City ve Oyak'ı sollamıştı Türk Hava Yolları %3.23 yükseliş yaptı o da güzeldi ama Türk Hava Yolları'nda bu %3'lük yükselişe rağmen bir para girişi de olmadığını gördüm. Ereğli nötr kapattı. Orada yine ak yatırım cayır cayır satmış. Onu da zaten birazdan açacağım. Şişecam %2.83. Orada da bir para girişi mevcuttu. Emlak Konut'ta da kısmi de olsa bir para girişi var. %2.13 yükselişle kapattı. Hüner'de ise para çıkışı yine devam etti. En iyi alıcı yine diğer. En iyi satıcı da diğer olmuş. 0.13'lük %0.13'lük kayıpla günü kapattı. Şöyle hemen Matrix ekranıma dönüyorum arkadaşlar. Şöyle önce SASA'yla başlayalım. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Video çok uzun olmasın. Evet, ilk 5 alıcı %77, ilk 5 satıcı %94. Bakın burada da TEB Yatırım varsa bu hisse gitmez dedik. Çünkü TEB Yatırım biliyorsunuz paya dönüştürülebilir lotları satıyor. Orada da bayağı bir azaldı eli aslında. Bakın 343 bin lot daha sattı bugün. Ve burada ak yatırımı da görüyoruz. Bakın TEB'le birlikte hani kimler kimlerle beraber diyordu ya Cumhurbaşkanımız. Bakın burada da TEB yatırım, ak yatırım, BOFA üçlüsü ilk 5 satıcıyı %94 yapmışlar. Sasa'da kötü bir aracı kurumda alımı ve bir para çıkışına neden olmuş. Hazır Sasa demişken şurada TEB'in notlarına bir bakalım bir azalma var mı? Evet bugünkü satış 2 gün sonra yansıyacağı için en son hafta sonu 96 milyon lot vardı elinde. Hala şu an 96 milyon lot var. Biraz daha azalacak tabii 2 gün sonraki takaslara baktığımızda. Hektaş'a bakalım şöyle aracı kurum dağılımını. Hektaş'ın bugünkü aracı kurum dağılımını beğendim. İş yatırım 2.1 milyon lot aldı. İlk 5 alıcı %98. ilk 5 satıcı %64. En iyi satıcı diğer güzel bir aracı kurum dağılımı ve güzel bir para girişi olmuş. Türk Hava Yolları'na bakalım. Evet, demin de dediğim gibi %3 yükselişe rağmen ilk 5 alıcı %67, ilk 5 satıcı %75. Satıcılar daha değerli toplu. TQNB Yatırım Finansman 400'er bin lot satmışlar. Alıcılara baktığımda Ziraat Yatırımlar, bu da varlık fonu muhtemelen hani bu da olmasa bayağı bir belli bükülebilirmiş arkadaşlar. En iyi alıcı diğer bir para çıkışı olmuş Türk Hava Yolları'nda bugün. Ereğli'ye bakalım. Ereğli de bugün hemen hemen nötr kapattı. İlk 5 alıcı %68, ilk 5 satıcı %89. Bir para çıkışı mevcut. Kim çıkarmış bu parayı? Tabii ki de ak yatırım. Yani burada da TEP, Türk Ekonomi Bankası. Sasa'da, Ereğli'de Türk Ekonomi Bankası Cayır cayır satıyor arkadaşlar. Bakın burada hem ak yatırım üzerinden satmışlar hem teb yatırım üzerinden satmışlar. Yine infoda 1 milyon lot satmış. Dördüncü sırada da bofa var. Bir para çıkışına neden olmuş. Alıcılarda ziraat yatırım var. O da olmasa zaten bugünkü hali biraz perişan olurmuş. En iyi alıcı diğer olmuş. Ya Ereğli'de şu sıkıntı var. Bakın geçen sene Mart ayında Ereğli 36 TL'ydi. Sonra temettü verdi. Belini doğrultamadı. Bakın üzerinden bir sene geçti. Şu an hala 36-37 TL ve temettü de vermiyor. Maalesef sıkıntı. Yani bir yıldır hani şu takip listemizdeki listelerden, e, hisselerden e, en kötü performans Ereğli. Hani Huner falan da değil. Hani Huner zaten biz aldığımızda 6.55'lerde listeye dahil etmiştik. Sonra 16'lar gördü, Geri geldi. Hani aslında güzel trade imkanı verdi. Hani Ereğli trade imkanı da çok fazla vermedi. Bir sene boyunca aynı yerde gitti geldi temettü de vermedi. Bekliyoruz. Ha, yani beklentisi çok mu? Tabii ki de çok. Yani 25 milyar TL değerinde yeni bir maden ocağı olacak. Bu biliyorsunuz Doğu Anadolu'da bulunan yeni maden bölgesi. Ama gitmiyor. Niye gitmiyor? Biliyorsunuz zaten neden gitmediğini bu yabancı ortak Arsiller'ın satmış olduğu lotlar nedeniyle. Hani bunlar masa başında da çözülebilirdi. Yani burada borsaya konu edilmeyebilirdi. Kardeşim ne kadar lotun var şu kadar milyon. Ver şu fiyatta. Denmedi. Hem onu demiyorsun hem temettü vermiyorsun. Sonra da yatırımcı küstü. Küser tabi. Evet şişe cama gelelim. Şişe camda bugün güzel işlemler olmuş. İlk 5 alıcı %87, ilk 5 satıcı %70 bir para girişi mevcut. En iyi alıcıya baktığımızda ak yatırım ve Bank of Amerika'yı görüyoruz. Ziraat yatırımı görüyoruz. En iyi alıcı Ak 1.7 milyon not almış. Güzel yani. İkinci sıradaki Bank Ziraat'ta 950 şer bin not almışlar. Satıcılara baktığımızda daha dağınık ve en iyi satıcının diğer olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakalım Emlak Konut. Emlak Konut da bugün %2 yaptı. Hani utanma belasına Burada da öyle çok bariz bir para girişi yok aslında Emlak Konut. %2 yapmasına rağmen ilk 5 alıcı %71, ilk 5 satıcı %65. En iyi alıcıya baktığımızda diğer 5.2 milyon ve ondan sonra da QM1 finansı görüyoruz. 4.6 milyon ve Bank of Amerika'yı ve ziraatı görüyoruz alıcılarda. Satıcılarda en iyi satıcı diğer arkadaşlar 6.2 milyon daha sonra da ak yatırım, teb ve garanti yatırım var. Kısmen de olsa bir para girişi mevcut emlak konutta. Gelelim Huner'e. Evet nerede de her zaman olduğu gibi bir para çıkışı var. İlk 5 satıcı %73, ilk 5 alıcı %66. En iyi alıcıya baktığımızda 246 bin notla diğer. Ondan sonra da vakıf yatırımı görüyoruz. 200 bin not. En iyi satıcılara baktığımızda da yine diğer 199 bin not ve ondan sonra da garanti yatırımı görüyoruz. Şöyle endeksin geneline baktığımızda zaten paylaşmıştık gün sonunda. En iyi alıcı ziraat yatırım. En iyi satıcı ise diğer. Daha sonra da TEP iş yatırım ve gedik geliyor arkadaşlar. Şöyle hemen para giriş çıkışında kontrol edelim. Altın ve gümüşten de kısaca bahsedelim ve videoyu sonlandıralım. Evet şöyle ekranımızın ortasına getirelim para giriş çıkışı olan hisseleri. Bugün bu arada e, hacim zayıftı arkadaşlar. E, para giriş çıkışı da o yüzden biraz zayıf olabilir. En iyi para girişine baktığımızda Kardemir var, Ford Oto var, Tüpraş, Aselsan, Garanti, Alfa Solar Enerji, Şişe Cam, Koç Holding, Akbank, Gübref, Hektaş demiştik bakın güzel bir para girişi var 11 milyon TL. Oyak Çimento, Türksel, Petkim, Emlak Konut, Yapı Kredi, Vakıf Bank, Arçelik, Türk Telekom diye gidiyor arkadaşlar. Böyle aşağıya doğru siz de bakabilirsiniz. Gelelim para çıkışı olan hisselere. Evet en iyi para çıkışına sahip olan hisse Astor. Eksi 23 milyon TL. Zaten sabahtan bu yana para giriş çıkışlarını sizlerle paylaştım. Astor ilk deydi para çıkışında ve %6 %7 yükselişteydi. Hani bazıları da yazıyor hocam işte hisse %7 yükselişte ama para çıkışı var. Evet para çıkışı var ve gün sonu eksi 4 ile kapattı bu yüzden. Ereğli var ikinci sırada. Ak yatırım sağ olsun. 20 milyon TL'lik bir para çıkışı var. Halkbank var. Fener, altın sertifikası, Sasa, Göknur Gıda, Penta. Bu Penta'yı da bir arkadaş sormuştu bana. Dün bir grafiğini açtım. Yani bildiğin göçmüş yani 90 liradan 20 liralara gitmiş. Hani bu tarz hisselerden biraz uzak durun arkadaşlar. Yani hani 3 ay içinde 90 liradan 20'ye gelmiş. Bayağı bir çakılmış. Bir sıkıntılar olmuş. Kapa haberlerini falan da takip ettim. Neyse vaktimizi çalmasın boşa. Kontrolmatik, Vespe, Beraz, Söke un diye gidiyor arkadaşlar para çıkışı olan hisseler. Ee, şöyle tekrar grafik ekranımıza gelelim. Evet geldik altına. Altın şu anda 1965 ons altın. Ee, şurada 1972'yi aşması gerekiyor. Bakın burada bir direnç belirlemiştik sizle zaten ee, az önce. Başkan Powell'ın konuşması sonrasında 1978'ler görülmüş ve şu anda 1965 bir 10 dolar kayıp var. Yani altın için çok iyi konuştu mu? Yani çok da iyi konuşmadı. Hani piyasalar için çok iyi konuşmadı. Ortaya karışık yaptı. Ama böyle geri çekilmelerde ben ons altının, gümüş olsun, değerlenebileceği potansiyelini görüyorum arkadaşlar. Çünkü dünyada bir kriz varsa insanlar güvenli limana kaçmak için bir bahane bulurlar yani ons altına geçmek için. Şöyle 4 saatliğe bir bakalım. Evet 4 saatlikte e, Kaufman olan 1958 geri çekilmelerde destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu arada 4 saatlikte de sel satış butonu da yanmış aslında. Ve az önce bakın o sel yani süper trendteki satış iptal olacakken şu anda geri geliyor. 1973, 1972 bunun üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmesi gerekiyor. Yani buralardan yeni pozisyon açılmaz tamam mı? Buralardan yeni pozisyon açılmaz. Nerelerden olabilir? Şöyle 4 saatlikte işte 1920 ile 1880 aralığındaki şu bölgelere gelirse eğer yeni pozisyon açılabilir tabii ki de stoplu. Evet gram altında 1185'e gelebilir kar satışlarıyla dedik ve geldi arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte burada da aynı şekilde ons altındaki o sel yani süper trendteki 4 saatlikteki satış sinyali hala geçerliliğini koruyor. Ve burada da 1208'in üzerinde gram altında 1208'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar görmedikçe yeni pozisyon almayın. Yeni alım yapmayın. Ne olur 1185'in altında işte 1058, 1175. Buralara gelirse kademeli alınabilir. Gümüş Ons'a bakalım. Gümüş Ons güzel gidiyor. %2.35. Çünkü çok fazla düşmüştü. Hani Ons altına nazaran çok daha fazla düşmüştü. Orada şöyle günlüğe ve haftalığa bakalım. Evet günlükte şurada bir düşen trend vardı bayağıdır. Hatta aylar öncesinde çizmiştik. Bakın burada bir düşen trend var. Burada 23.70, 23.60 bandı önemli bir direnç olacak. Geri çekilmelerde 21.97'yi takip edebilirsiniz. Gram gümüşte 13.85 direnci aşıldı ve bakın bir saniye şöyle yapacağız. 4 saatliğe gelelim. Gümüş onsta da bakın 4 saatlikte ons altın ve gram altında satış sinyalleri gelmişken süper trendde gümüş onsta ve gram gümüşte süper trendde satış sinyali gelmemiş. Hala sistem alda ve bakın bugün de pozitif ayrışıyorlar ons altına göre. Evet. Kısa bir özet yapacak olursak ortaya karışık konuşan bir başkan Pavul var. Son kez baktığımızda borsalar tekrar geri gelmiş Dow O son cümleler olmadı. Powell, o son cümleler olmadı. Hani böyle ortaya karışığın bir tık altında kötü diyebilirim. Yani o son cümleler hani ilk başta şöyle başlıyor. Diyor ki ben işte biz bu dünyadaki işte Amerika'daki ve Avrupa'daki finansal krizleri görmezden gelemeyiz. Hani buna göre biz de şekil alacağız diyor. E sonra da çıktı konuşmanın sonuna yaklaşırken o gazetecilerin sormuş olduğu sorulara cevap verirken dedi ki biz işte gerekirse daha fazla sıkılaşacağız. Biz işte enflasyonu yüzdeki hedefine indirmek istiyoruz ve bu yıl bir faiz indirimi beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz yok deyince piyasada aşağıya saldı arkadaşlar. Yarın küreselde bir miktar satış görebiliriz. Bizim borsa çok etkiler mi etkilenir mi çok etkileneceğini de sanmıyorum. Hani düşeceksek başka bir sebepten düşeriz. Hani o e, bugünkü tepki alımıdır. Düşüş devam ediyordur. Hani o mantıkla düşeriz. Yine bizim o içteki siyasi belirsizlikler vesaire bundan dolayı düşeriz. Hani çok fazla fedi sallayacağını düşünmüyorum yabancı oranımız zaten yerlerde. Evet hepinize şimdiden hayırlı ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum tekrardan. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.